Kurban Nüket Kuzgun, 33 yaşında, falcıymış. Yani hayatını başkalarını kandırarak kazanıyormuş. Dün gece Kadıköy'deki evinde çıkan yangında ölmüş. Daha doğrusu ekipler öldüğünü düşünmüş. Yalnız mı yaşıyormuş? Evet, bir de kız kardeşi varmış, Zerrin Kuzgun. O da falcıymış, evi Beşiktaş'ta. İfadesi var mı raporda? Yangın sırasında evde seanstaymış. Ne seans? Ruh çağırma. Bir bu eksikti. O zaman bu kadının şahitleri de vardır. Evet ama şimdi işler değişti. Kadının yangından önce öldürüldüğünü öğrendik. O zaman hala kardeşi de yapmış olabilir. Kurbanın bir de yardımcısı varmış. Hadise Solmaz, 21 yaşında. Onunla da görüşmemiz gerekecek. Neredesin Selim? Ya kusura bakma, şimdi gördüm arabanızı. Gece Zeynep'le dışarı çıktık, bir gece kulübündeyiz. Herhalde çekmedi aşağıda. Tamam bak şimdi beni indirme. Olay yeri yola çıktı. Kadıköy'de bir yangında bir kadın ölmüş. Ama otobüste kadının daha önce öldürüldüğü anlaşılmış. Dosya bize artık. Tamam anlaşıldı. Adres neresi? Tamam. Al sana izin mi işte ya. Ne? Yolda anlatayım ben. İyi oldu bu. Ben kadının kardeşiyle görüşeyim. Sen de yardımcısına git. Yangın yerlerini hiç sevmiyorum. İşimiz o kadar zorlaşıyor ki. Tek avantajımız katilin yırttığını sanması. İyi de yırtmış da olabilir. Her zaman bir delil vardır. Önemli olan o delili bulmak. İnceden göndermeniz alınmıştır başkomiserim. Ne? Nalbur canavarına gönderme yapmıyor musunuz? Ne göndermesi? 4 cinayette de sen silgiyi bulamadın. Ben 1. cinayette buldum ve katili yakaladım göndermeniz. Gerçekten alınganlık yapıyorsun. Ya bu kadınlarla çalışmak ne kadar zormuş ya. Ha şimdi bir de ayrımcılık yapıyorsunuz. Seninle bayağı uğraşacağız desene. Hadise Solmaz, 21 yaşında. Maktul'ün yardımcısı. Çok iyi biriydi. Dedikleri de çıkardı ha. Temiz kalpliydi ondan tabii. Allah vergisi işte. Ne falına bakardı? Kahve. Çoğunlukla kahve. Çok nadir İskambil falı da bakardı ama pek hoşlanmazdı. Kaç zamandır berabersin onunla? Valla 4 yılı geçti. Ne yapıyorsun? Öyle çay kahve falan mı yapıyorsun? Her işine ben bakardım. Faturaları hallederdim. Borç, alacak hepsini ben tutardım kaydını. Ya randevuları? Onları da ben ayarlardım. Ama ben bunların hepsini polise anlatmıştım zaten. Üzülme kızım. Senin yapabileceğin hiçbir şey yoktu. Ama sen, seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Daha önce de söylemedim mi? Ama anne. Neden bana inanmıyorsun kızım? Gözlerimle gördüm. Aldatıyor seni. Bu kadar da yeter. Yalan mı? Görmedin mi sizi evde? Neden kalp krizi geçirdim sanıyorsun? Allah belanı versin. Bu saçmalıklara inanmıyorsun herhalde. Yalan mı söylüyor annem? Annen öldü. Bunların hepsi deli zırvası. Ne
Ne oldu burada? Siz de kimsiniz? Başkomiser Orhan. Bir şey yok komiserim. Seans sırasında birden fenalaştı. Öyle yani. Size kim haber verdi? Kimse. Zerrin Hanım'la konuşmaya gelmiştim. Durumu nasıl? İyi görünüyor. Konuşabilecek durumda mısınız? Zerrin Kuzgun, 36 yaşında. Maktul'ün kız kardeşi. Biri mi ihbar etti? Anlayamadım. Ne ihbarı? Birkaç ayda bir başımıza geliyor. Polise gidip şikayet ediyorlar. Ama kanunsuz bir şey yapmıyoruz biz burada. Ben aslında kardeşiniz hakkında konuşmak için gelmiştim. İnanın tanısanız abla kardeş demezdiniz. Ne tipleri benzerdi ne huyları. Nükhet abla çok iyi biriydi. Sıcakkanlı, sevecen. Nerede bir gariban olsa mutlaka yardım ederdi. Zerrin abla ise tam tersi. Ukala. Böyle herkese tepeden bakardı. İnsanlardan hiç haz etmezdi. Kardeşi de ruh çağırır mıydı? Ama ne olacak ruh çağırsa? Faldan da anlamazdı aslında. O yüzden tarota sarmıştı. Ondan kimse bir anlamıyor diye öyle yutturuveriyordu millete işte. Sen galiba Zerrin'i çok sevmiyorsun. Yo. Yani bana ne? Siz soruyorsunuz diye anlatıyorum komiserim. Yangın çıktığında orada mıydın? Gündüz oradaydım ama sonra çıktım. Kaçta çıktın? Valla akşam ezanı okunmuştu. Zerrin geldi mi? Yok gelmedi. Ya randevuları? 5-6 tane vardı valla. Hatırlamıyor musun? Sadece Hülya Hanım'ı hatırlıyorum. O da seans sırasında odadan bağırış sesleri geliyordu, oradan aklımda kalmıştı. Salak gibi güvendim sana. Ne desem anlamıyorsun ki, benim ne suçum var? Hah, senin yok benim var öyle mi? Düzelecek diyorum sana. Artık çok geç Nükhet Hanım, çok geç. Kötü bitecek bu işin sonu. Tamam Hülya, uzatma git artık. Başka randevularım var. Bu işin burada biteceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. İyi misin Nükhet abla? İyiyim, iyi. Peki Nükhet'le tartıştıktan sonra Hülya geri gelmiş olabilir mi? Dediğim gibi akşam ezanı okunurken ben çıktım. Belki ben çıktıktan sonra gelmiştir. Bu Hülya'nın adresi var mı sende? Evet, bir saniye lütfen. İşte burada. Suadiye'de oturuyor. Ama ev adresi burada yok. Beykoz'daki kafenin adresiyle telefonu var. Bu randevu defteri mi? Evet. Bir bakabilir miyim? Bunu almam gerekecek. Tabii. Evde sürekli mumlar, tütsüler yanardı. Kaç defa uyardım ben bile hatırlamıyorum. Bak ya, kaç defa söyledim sana. Bari gündüz yakma şunları. Sonunda bir gün unutacaksın ve yangın çıkacak. Bana diyeceğine kendine bak. Sanki sen çok farklısın. Bakın biz Nükhet'le abla kardeşten de öteydik. Aramızda bir tek fark vardı. O da Nükhet çok unutkandı. Hatta öyle ki seanslarını bile kaydederdi. Bir gün başına böyle bir şey geleceğini biliyordum. Olay olduğunda neredeydiniz? Daha önce polislere de söyledim. Buradaydım, seanstaydım. Şahitleriniz var mı? Tabii ki. Tek başıma seans yapamam herhalde. Bir dakika. Bunları bana neden tekrar soruyorsunuz? Çünkü kardeşiniz öldürülmüş. Ne? Yani yangını biri mi çıkartmış? Henüz kesin değil ama katil çıkarmış olabilir. Ama nasıl olur? Kardeşinizi kim öldürmek istemiş olabilir? Bilmiyorum. Neden size yardımcı olmak istemeyeyim ki? Size anlattığı bir olay ya da tehdit eden biri var mıydı? Yok, hayır.